Hepinize merhabalar dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü bölümde TAP'ta Sinch oynuyorum. Karşımda Trendemir var. Şimdi diyebilirsiniz ki zaten sıfırdan serisinde bol bol Sinch görüyorsunuz. Hani niye ayrıca video olarak geldi? Daha önce bir söz vermiştim. AP Sinch yaptığım zaman demiştim ki bir tane çelik yürek tank Sinch merak ediyorum nasıl olacak diye. Gerçi tank sayılmaz bu. Çünkü zaten normalde de ben ilk iki eşyamdan sonra üçüncü eşyamı genelde işlevsel bir eşya olarak alıyorum. Örneğin Rylai ve Ursus koruma aldıktan sonra üçüncü eşya işte Erdem Işığı olabiliyor, Jakşı olabiliyor. Bazen fightların uzun süreceğini düşünüyorsam vadi yaran olarak can yenilemeye oynuyorum. Ama çoğu zaten off tank bir Sinch görüyorsunuz. Sonra gidip Rabadon'la bir Sinch hiçbir zaman olmuyor. Ancak çelik yürek öyle bir eşya ki biliyorsunuz stacklenmesi gerekiyor. Stacklemek için ne yapmak lazım? Tabii ki ilk eşya almak lazım. İlk eşya alırsam hasar bakımından sıkıntı yaşayacağımızı bildiğim için de muhtemelen karşımızdaki adamı kesemeyeceğiz. Ayağa çabukla girdim en azından can yenileyim koridorda kalayım diye. Ve eğer erken seviyelerde mümkünse en azından şu kara mühürle birlikte birazcık hasarımız yeterse adamı dövmek istiyorum. Bu arada bir level'ı bana karşı hard güçlü onu söyleyebilirim. Şöyle ufak bir takasa gireceğim o yüzden. Fight'ta fazla kalmayacağım. Amacım hızlı 2 level olabilmek. Zaten düşük eloda deniyorum yani yüksek Elo'da böyle bir şey yapmam takdir edersiniz ki. Şöyle ufak bir takasa girdik ve minyonları ondan önce temizledim. Zaten öyle de olması gerekiyor biliyorsunuz. Sonuçta Trine'a karşı oynuyorum. Evet gel bakalım şimdi buraya. Sen gel bakalım buraya. Tamamdır. Adam bu arada 2 level bile olsa beni kesecek ya utanmasa bakar mısın? Bu taktik hep çalışıyor ama Trine'a çalışmayabilir tabii ki. Şöyle koridoru pushladık, o da 2 level bende. 2 level'ım şu an üzerime atlarsa beni kesme ihtimali çok yüksek. Ghost'u falan da var. Allah'tan esini pataküte kullanıyor. Bu arada düşük eroda dostlarım kesinlikle Trine oynamanızı tavsiye ederim. Cidden yani karşılık verilebilecek bir karakter değil. Özellikle düşük bir eroda oynuyorsanız. Hani neredeyse durduramazlar yani öyle söyleyeyim size. Hemen şöyle bir Q'yu açtım abi. Hızlıca burayı pushluyorum. Benim için koridor pushlandı. Base'imi atmanın vakti geldi. Şimdi base'imize niye atıyoruz? Bu arada bir 30 gold lazım. Bir wave daha duralım ya. Bir wave daha duralım. Normal durmak istemem ama şu an buraya pushlamazsam hem eşyayı alamayacağım. Base'den geç geleceğim için vesaire sıkıntı yaşayacağız. Hem de ilk eşyam bu arada direkt... O nasıl ya? İşte dostlarım gördüğünüz gibi yani mesela son derece kötü oynuyor şu an çocuk Trine'ı ama Trine o kadar basit bir karakter ki sadece sağ kleye bıraksanız bile yaptığınız hatayı affettirebilirsiniz. Çünkü bir iki tane kritik vurursa yani şansınız yaver giderse ne oluyor? Ciddi anlamda öne geçmiş oluyorsunuz. Bu arada müsibet alacağım öncelikli olarak. Çünkü mana sıkıntısı yaşıyorum. Bunu hep söylüyorum zaten ben genellikle müsibet iksiriyle mana sorununu çözüyorum. Ulti de yeterli oluyor. Zaten sık sık base attığım için hızlı koridor pushlayan bir karakter olduğumdan. Öyle çok fazla mana sıkıntısı yaşamıyorum. Bu arada minyon kaybedeceğiz el mahkum. Çünkü hani girdiğimiz takastan kötü çıktık. Sonuçta Trine'i kesseydim orada base atıp geri gelecektim. Ama bunu yapamadığım için ne oldu? Bir wave kaybetmiş oldum. En azından 2-3 tanesini XP'ni aldık o da bir şeydir diyelim. Yani bu base hatalı ama gerekliydi. Eğer kalsaydım daha da hata yapmış olurdum. Onu yapmamak için base'imi attım efendi. Tabii gönül isterdi arabalı minyonla base atalım ama o maalesef biliyorsunuz ki öyle ha deyince olmuyor. Özellikle de kötü bir takastan çıktıysanız. Altta battı oyun. Neyse sağ salim geldi en azından. Daha Trine gelmemiş. Bu arada Trine şu an koridora gelmiş olması gerekiyordu. Çok geç kaldı. Burayı pushladık abi. Şöyle çelik yüreği de bir alalım buradan ufaktan. Çocuk niye kule altına bekliyor? Enteresan. Tamam sıkıntı yok. Şurada bir duralım abi. Şöyle hızlıca pushlayalım. Koridor pushunun üzerine yığayım. Eşya alıp geri geleyim. Belki proxy de yapabilirim. Duruma göre değişir. Şöyle arkaya atıyorum. Çok fazla minyon var. Benimle savaşırsa sadece ekstra. Gördüğünüz gibi bayağı dayak yedi. Aa böyle bir şey yok ama. Ghost'a bastım. Tamam Ignite'e bıraktım. Ekstra bir flash falan atarsa hızlıca ölsün diye. O kadar minyonlar arasında savaşamazsınız. Öyle bir vakit kaybetme şekli de yok. Bu minyonların hepsini kaybettiği için fena word bir takas oldu bizim için onu söyleyebilirim. Hızlıca koridoru pushluyorum. Bir plate'i garanti altına aldık. Güzel. Şu an tren koştu buraya doğru geliyor. O yüzden arabalıyı da kestim. Şurada base atacağım. Çünkü biraz geç base attım arabalı olduğu için. Muhtemelen şurada base'imi bozabilirdi. Hemen bir tane dev kemeri alalım. Yani şunu almak isterdim ama 40 gold bekleyemem. Şunu alayım artık. Ne yapayım? Yapacak bir şey yok. Hızlıca çelik yüreği bitirmek istiyorum. Bot bile almayacağım. Önemli olan burada çelik yüreğin steğini kasmak. Bu arada çocuk hala gelmedi. Bütün wave'i kaybetti. Böyle bir oyuncu olmayın. Her zaman söylüyorum. Rakibin yaptığı hataları vesaire. Böyle bir hata şekli yok. Yani bu kadar geç gelinmez koridora. Muhtemelen item falan bekledi veya takılıyor telefonla falan oynuyor. Yani rank kasmak istiyorsanız zaten odağınız sadece oyunda olmalı. Yani yarım saat boyunca hiçbir işle uğraşmayın kardeşim. Hani ondan sonra gelip diyorlar ki lig kasamıyoruz. Oğlum kasamazsın tabii sen ciddiye almıyorsun ki yapacağın şey. Hani daha garibi de şey mesela sürekli olarak normal oynatıyorlar ve bana diyorlar ki lig kasamıyoruz. Bunu diyen çok fazla kitle var bu arada. Eminim birçok kişinin garibine gidecektir ama cidden normal oyun oynayarak neden ben lig atlayamıyorum diyor. Çünkü gelişemiyorsun normal oyunda. Ben exp kasma dışında normal oyunda daha maç atmışlığım yok LoL hayatım boyunca ki sezon 3'ten beri oynuyorum ben bu oyunu. Basit bir örnek. Yani normal oyunda kesinlikle işiniz yok. Hiçbir şekilde yani hero falan denemiyorsanız normal oyuna bir kere girersiniz, denersiniz çıkarsınız abi bu kadar. Normal oyunun amacı budur. Şimdi koridor abi şu anda burada tutmaya çalışıyorum olabildiğince. Bakın pushlamıyorum çünkü Trine buraya doğru yaklaşacak ve pozisyon dışında kalırsa Trine'ı keseceğim. Ben 6 level'ım o değil. Tabii ki yani Trine olduğu için biraz hasarı absürttü biliyorsunuz. Yine de öldüremeyebiliriz ama Trine kendi kayıt atan çağrıları sevmez. Biz de onu yapan çağrılardan birisiyiz aslında. Ve şu an 19 farmla Trine var, 41 farmla ben varım. Tamam her ne kadar bu karakter benim main karakterim olsa da, her ne kadar oyun bilgim bu adamın yüksek olsa da sonuç olarak şu anda troll bir build'e gidiyorum. Normalde ben aldığım eşya şu anda ninja tabisi olurdu. Hem Vi'ye hem de Trine'a kan kusturdum. Ama takdir edersiniz ki öncelikle o çelik yüreği bitirmemiz lazım ki bu adamları ezebilelim. Bu arada 2 level fark var aramızda level olarak. Geç gelmesinin bedeli. Gel kule altına. Tamamdır. Böyle bir takasa giriyorum. Amacım kesmek değil çünkü altı olacak muhtemelen. Bir de ghost'u falan var. Benim ghost'um yok. Direkt kaçabilir. Bir de şu an malum hasarımız olmadığı için damage'ımız yok. Erken seviyelerde çok hissedilmez ama ikinci eşya bitene kadar bu arada ultimi açtım.
Çünkü çok dibimdeydi. Hemen bu çocuğun üzerine gidelim. Tamamdır. Bir flash'ın ghost'un bir şeyini aldım en azından. Güzel oldu. Atmayacağım bir şey. Şöyle bir ghost hareket taşı bastım. Ekstra Q da bıraktım ama yeterli olmadı. Bakın hasar yetmiyor. Normalde bu adam ölür. Bak normalde bu adam ölür. Bu adamın yaşama ihtimali yok. Ama damage çıkmıyor şu an benden. Çelik yüreği aldığımızda belki itemden falan birazcık da olsa bir şeyler çıkacağı için ekstra avantaj sağlayabiliriz ama alt oldu herif. Tamam bana geliyor bu arada, yani beni kesme imkanı yok, öyle söyleyeyim. Yani şu an tamamen troll yaptı hareket. Vay buradaysa okey. Ha Yone buradaymış. Tamamdır. Dodge atacağım. Ay attım, ghost'a bastım. Şöyle tane arkaya doğru attım. Tamamdır. Zehri artı kule öldü mü? Sen de öldün. Bu ne yapıyor oğlum bunlar? Aa ölmedi. Tamam sıkıntı yok. Warwick kesti onu galiba. Ekstra bir ignite gelmiş Yone'den. Bir de her şeyini attı. Yone ölüyor mu? Harika. Asist de geldi. Süper oldu. Çelik yüreğe kaç altın? 500 altın falan kaldı. Tamam tamam sıkıntı yok. Bot yine çekmiyorum. Bakın istesem bot alırım buradan ve gerekli bu arada, onu da söyleyeyim. Yani normalde almam gerekiyor ama almıyorum. Çünkü çelik yüreği hızlıca bitirmem ve stack kasam gerekiyor. Yoksa hani ne anlamı var bu build oynamanın? Bunu yüksek elo'da yapmak istemedim. Çünkü genel olarak yüksek elo maçları taşıyan kişi ben oluyorum. Ve kimsenin maçına trollemek istemediğim için o yüzden daha düşük bir elo'da çekmeye karar verdim. Yani en azından bir hatayı affettirebilirim yani düşük elo'da. Adamlar hata yapar, değerlendirir, maçı kazandırırız. Ama benim yüzümden maç gitsin istemem. Çünkü daha önce denemediğim bir şey. Bence çelik yüreği güçlü olabilir. Ama biraz late'de güçlü olacak, öyle söyleyeyim. Hani maçın bir tık uzaması lazım. Normalde Sinch'le bu olsun istemezsiniz. Çünkü late game karakteri değildir. Dakika 30'dan sonra işlevini yavaş yavaş yitirir. Ama bu build'le gerçekten hani geç oyunda da iş yapabilirsin. Aramızda çocukla bizim nereden baksanız 2 level fark var. Ama sıkıntı şu ki 2 level farkı kullanabilecek durumda değilim. Çünkü 37 AP'm var. Bu arada bu çocuk SS. Hemen SS işaretini attım. Mid'e doğru mu buluyor? Hemen koridoru pushluyorum. Geri döndü. Yapacak bir şey yok. Ben Yone'ye destek atar diye düşündüm. Belki premade olabilir. Yone'nin buraya gelmesi çünkü hiç ayrı alamet değildi. Özellikle mid push'unu almadan. Plate alacağız. Buradan geçitmeyeceğim Tryne'ı. Aynen. Şuradan bir kule vuralım. Tamamdır, sen sağ ben selamet, hadi görüşürüz. Şimdi dostlarım şurada base atacağım. Normalde burada base atmam, arabalı minyonu beklerim. Ama hızlıca çelik yüreği alıp steklemek istiyorum. Ve artık ufak da olsa çelik yürekten bir hasar gelecek. Bizim için mutluluk verici bir şey gerçekten. Şunu aldık, hemen gidelim. Ve amacımıza ulaştık şimdi. Bu oyunun botu dümdüz, zaten yani rakibin piklerine bakacak olursanız ninja tabisi olduğunu görürsünüz. Şimdi çelik yürekten can gelecek. Ninja tabisinden de bir tanklık kazanacağız. Ultimizden de zırh vesaire geliyor. Biz bir nevi şu an ölümsüzüz artık. Yani bu adamların arasına girsek gerçekten uzun süreler bu adamları tanklayabiliriz ve hasar da vururuz. İkinci eşyamız normalde her zaman Rylai olur ama uğursuz korumayı öncelikli hale getirebilirim. Biliyorsunuz ki ilave canınıza oranla yetenek gücü kazandırıyor bize. Ve hasar bakımından çok daha iyi. Gel bakalım buraya. Attık arkaya çelik yürek yükünü kastık. Ulti bastım bu arada, biraz savaşacağım bu çocukla. Tamamdır. Ghost bastı. Yani gerek var mıydı diye düşünüyorum. Bir daha attım arkaya. Neredesin lan? Aa, sürekli şey giriyor. Fog of War'a giriyor. Ultisi var. O yüzden herhangi bir şey kullanmıyorum. Bir tek ultimle adamın ghost'unu almış oldum. Gayet güzel oldu. Ve şimdi base'ini de bozacağım. Base atlatmayacağım yani. Evet. Ah be. Direkt base'e basmış. Hayret, ben biraz yürür falan öyle base'e basar diye düşünmüştüm. Vakit kaybetmeden base'e basmış. Tebrik ederiz. Hasar olmadığı için pushlayamıyorum koridoru. Ama dert değil. Şimdi buraya da pushlayacağım. Önde karşıladığım için bana ekstra kazançlar sağlıyor burası şu an. Şimdi bir çelik yürek Q daha kasacağım ondan gelirken ve savaşmayacağım. Fight'tan kaçacağım. Şöyle hemen üstüne gidelim. Aa. Buraya gel. Tamam çelik yüreği aldım, ben gittim, hadi görüşürüz. Amacım savaşmak değil, o yükü alabilmekti. Karşımda yakıncı olduğu için şanslıyım. Hani uzakçı bir karakter olsaydı gerçekten sıkıntı yaşardık. Q bıraktım arkaya. Bak hala üstüme geliyor. Ama sıkıntı şu, bıraktım Q şey gibi oluyor. Hani öyle adam bir fırt alıyor, o kadar yani. Bir kafası güzel oluyor sadece. Damage yesen? Yok. Bu arada takım çok kasıldı ya. Hiç istediğim bir şey değil. Hani maç uzasın en azından yani. Kazanman falan umurumda değil de. Kaybetsem bile maçı en azından bir şeyler görerek kaybetmek isterim. Ah çelik yürek yükü geldi. Gel buraya. Ne olur yükü alacağım. Vallahi tamam. Vallahi savaşmayacağım, seni kesmeyeceğim. Adana 3 tane yük aldık şimdiden. Çok güzel. Bekleme süresini çok iyi kullandık şu ana kadar. Bir plate daha alalım. Minyona vurun artık şu kuleye. Ben bir tane şuradan bir ayağı çabuk patlatayım. Tamamdır. Hem hasar hem de can geldi oradan. Güzel oldu. Çelik yüreğin bekleme süresi kaç saniye bilmiyorum ama üstüne yazıyor mu? 30 saniyeymiş hedef başına. Tamam. Amacımız bak savaşmak değil. Adamı kesmekle uğraşmıyorum. Şu an stack yapmaya çalışıyorum. Bir nevi Nasus gibi düşünün. Nasus. Karşındaki adamı kesmeye çalışır yoksa minyona Q mu kasmaya çalışır? Fırsat varsa adamı keser. Yoksa minyona Q kasar değil mi? Biz de şimdi bu adamı kesebilir miyiz? Hayır, ultisi var, her şeyi var. Bu adam her türlü gidecek, base atacak. Ben de ne yapıyorum? Adamı koridorda tutmaya çalışıyorum. Ve koridorda tuttuğu sürece çelik yürekten yük kastırıyorum. Koridor puşlamamın sebebi şu an bu. Normalde ben de biliyorum buranın dondurulması gerektiğini. Ama unutmayın ki hedefimiz şu anda bu stekleri bol bol kasabilmek. Aha stek doldu. Gel bakalım şimdi. Stek doldu bakın. Gel, tık. Aldım, hadi görüşürüz. Bu arada böyle var ya, bak bir stek kasarım, deli stek kasarım şu an. Düşük elo'da bayağı çalışır. Şu an düşündüm de bir yani. Çünkü şey güzel yani, taktik güzel. Adam anlamıyor çelik yürekten yük kasınca ne olacağını. Baksanız ekstra kazandığım canı. 2500 canım var la. Adamın canı kaç? 1700. Çok iyi. Fazla iyi hatta. Bir yük daha geliyor abi. Her evde bir yük. Mükemmel. Hemen şöyle arkaya at, bir tane düz vuruş. Tamamdır. Q'yu açmıyorum, mana israfı. Şu uğursuz korun bitince inşallah hasar çıkar. Normalde Rylai almam lazım bu arada. Hem Tryne'a karşı da bayağı kuvvetli. Ama madem böyle build yapıyoruz, bu build'e ayak uydurmak lazım. Bir de çelik yürek yeni sezona gidecek mi bilmiyorum. Yani emin değilim o konuda. Hani gitmeden bir değerlendirmek istiyorum açıkçası. İlk kuleyi aldım yani gizliden.
Gerçi ilk kule mi bilmiyorum ama şöyle bir tane duruş atayım. Tamamdır. Ya bir ulti açayım şunu adam. Hani fazla şeydi şu an önde. Gel bakalım arkaya bir tane çelik yürek yükü ver bana. Oğlum senin Ghost'un gene mi döndü lan? Benim ultimden hızlı dönüyor herifin Ghost'u. Ghost bastı kaçıyor. Düşük yarıda çok keyif alıyorum ya maç atmaktan. Öyle basit hatalar yapıyorlar ki yani gülmekten ölüyorum. Nereye kaçıyorsun oğlum yani? Dönüş savaşsa belki beni kesecek. Gerçi zor. Aa ne yapıyor bu? Bu ne? Ulti niye basmadı? Bu herifin pingi falan mı var acaba? Bir garip oynuyor çünkü. Şuradan kuleye bir tane vurdum ayağı çabuğu. Hareket hızı aldım. Base'imi atıyorum. Şimdi Yone'ye Vi'ye karşı ilk almam gereken eşyanın zaten ninja tabisi olduğunu söylemiştim. Öncelikli olarak uğursuz korumanın alt eşyalarını alacağım. Kalan parayla da bakıyorum. Bot alayım. Alayım. Bir tane bot alayım. Tamam. Şımarmayalım o kadar da. Hex'te geçişler de açıldı. Şuraya hemen gidelim bir. 700 ping. Yani yapacak bir şey yok. Zaten olmasa da keserdim kanka. Senin sıkıntı yok yani. Hiç dert etme. Tır şuraya gel. Bir çelik yürek alacağım. Tamam. Kesmeyeceğim seni söz. Pingim varmış. Ama gel şimdi ama sen kaşınıyorsun bak ama yani. Sen kusura bakma keseceğim dedin de bu kadar değil. Ya çocuğu azat ediyorum yaptığı hareketi görüyorsunuz değil mi ama yani bu da disrespect artık. Resmen saygısızlık. Bunun ultisi var muhtemelen durduğuna göre. Evet bak yoksa durmaz. Tamam. Ne zaman basacağım ultini? Basmayacaksın. Peki. Ben gene gelirim. Aa vay geldi. Tamam. Oğlum bırakın gideyim lan. Oo bu arada bayağı tankım ha. Ghost'umu da bastım. Ölüşe bak. Şu an damage'ım yok. Ignite artı düz vur. Çelik yürekten gelen hasarla. Q. Ay kalkan aldı herif. Üzdü bu beni. Damage etmiyor. Şurada base'imizi atalım. Eşyamız bitti mi? Bitti. Nice. 30 gold. Birazdan gelir zaten. Çok dert değil. Minyonlar da kule altına girdi. Harika. Orada mesela ninja tabim olsaydı bu kadar hasar yemezdim. Onu da söyleyeyim. Gerçi kule hit tankladım. O yüzden de bayağı canımız azaldı. Ama dakika 18'de bu kadar eşyayı normal bir oyunda alamazsınız. Çünkü şu an aldığım eşyaların çoğu çok pahalı. Yani uğursuz kumadi 3000 altın diyelim. İşte ortalama bir fiyat. Ama çelik yürek 3200 altındır. Pahalı eşya sınıfına girer. Bu ikisini dakika 18'de bitiriyorsanız zaten o maç GG diyebiliriz kısmen. Ve takımım güzel bu arada ölüp ölüp duruyorlar. Skor da eşitlendi. Kanka sadece yürek kasacağım bak. Çelik yürek kasacağım. Vallahi billahi seni kesmeyeceğim. Şuraya pushlayayım da. Şu an ne hasar vuracağımı da merak ediyorum. Onu da söyleyeyim. Çelik yürekten bakıyorum toplamda 800 artı 250 yani 1050 mi oluyor? 1050 can kazanıyoruz. Bu can sayesinde de ekstra 30 yetenek gücü geliyor şeyden. Uğursuz korumadan. Aa vay gelmiş tamam. Keserim ikisini de. Ultimi bastım. Tamamdır. Şuradan bir çelik yürek yükü alayım. Tamamdır. Benim için kafi. Ultimi boşa attırdılar bunlar beni şimdi. Hadi oğlum Yone taşım açı. Bak Vi'de ne güzel farm yapmış. 120 farm falan güzel farm bunlar. Tryon'a bir yük alacağız. Gel bakalım buraya. Gel buraya. Arkaya attım. Tamam çelik yüreği aldım. Hadi görüşürüz. Tamam bak hasarım çıkmaya başlamış. Lissandra mı? Ciddi misin ya? Flash. Yapma ya. Yone'nin arkasını şöyle bırakalım. Bir sen gel bir çelik yüreği yükü. Aha aldım. Senden de alacağım. Ama ölsem de umurumda değil bu arada. Siz ne yapıyorsunuz oğlum? Bottan oyun bitecek. Deli misiniz siz? Benim için güzel bu arada. Öleyim sıkıntı yok. Shutdown bile vereyim. O Yone sabaha kadar kesemez beni de. Lissandra'dan flash geldi. Bakın Lissandra flash. Lissandra ulti, Caitlyn ulti, Yone gelmiş buraya kadar. Tryon burada. Bu bayağı troll bir harekettir. Böyle bir şey yapmayın yani tavsiyemdir. Bir tane de ninja'yı çektim. Bayağı kuvvetliyim şu an. Oradan yanılmıyorsam 3 tane yük aldım. Benim için worth yani. Mundo oynarken de ben böyle diyorum genelde biliyorsunuz. Mundo ile mesela araya giriyorum 5 kişinin arasında. Çıkamayacağım belli. Ne yapıyorum? Hepsine birer tane vurup çıkıyorum mesela. 5 tane yük Allah bereket versin diyorum. Ölmem çok dert değil. Bu arada maçla alakalı bir ufak eleştiri yapmak istiyorum. Mesela Yone şu an sürekli olarak flame atıyor. Yani bu doğru bir şey değil tabii ki ama söylediğinde haklı. Neden? Çünkü Vi sabahtan beri minyon kesiyor. 150 farmla geziyor şu an. Siz bir ormancı ile bu kadar farm kesiyorsanız o çar Vi değil. Vi snowball karakteridir. Jarvan gibidir. Oynarken seviyesine bol bol gank atar. Takımını veya kendisini öne geçirir. Maçı erkenden bitirir. Elise gibi düşünün. Elise, Vi, Jarvan bu karakterler böyle oynanan karakterlerdir. Eğer bu şekilde farm atacaksanız Lilia, Hecarim, Graves, Master Yi gibi karakterler tercih etmelisiniz ki scale olduğunda maçı taşıyabilsin. Yani şu anda aslında oynayış tarzı bayağı troll. Onu söyleyebilirim. Tryon burada. Çelik yürek yükü alacağım kanka. Bir şey yapmayacağım. Gel. Bir tane lan. Lan bir tane yük alacağım lan. Gel lan hep topu. Tamamdır. Çelik yüreği aldım ben. Kaçtım hadi görüşürüz. Aşırı keyif aldım bu arada. Şuradan da gold gelsin. Güzel. 650 altın. Allah bereket versin. Lissandra gene burada. Burada biri daha vardır herhalde. Yok mu? Keserim ki ben bu ikisini. Tamam. Tren geldi üstüme. Gelsin. Şöyle Lissandra'yı bir arkaya atmam lazım. Tamam. Üstüme atlayacak. Şuradan bir çelik yürek yükü. Tamam. W koydum bunun altına. Dediğim gibi bunlarla sabah kadar savaşırım. Tamam. Sıkıntı yok. Bana hasar yetmeyecek. Ghost'a bastım. Geziyorum peşimde. Aa Lissandra'dan o CC'yi yemem lazım. Buna Ignite düz vuruş. Bay bay. Sen de gel. Bu adı cidden ölümsüzüm şu an. Ah çelik yürek geldi gel. Ah ölme be. Niye öldün? Lissandra nerede? Şurada. Tamam. Kasacağım yükü kastım. Şu an 500 yüküm var. Tek ricam FF vermesinler abi. Şu an gerçekten son derece kuvvetliyiz. Canım 3600. Allah'ım ilk defa sinişte bu kadar tankım. Şu an acayip mutlu oldum. Base'imi atabilirim burada. Rylan direkt bitti abi. Tek base'de Rylan bitiriyorum. Allah Allah. Teşekkür ederim hayat. Evet. Bunu aldık abi. Şimdi bakın bu benim için şeydir. Maçın bittiği anlamına gelir. Dakika 30 falan değilse bu build'i dizdiğim zaman genelde 3. eşya tabii çelik yürek olmuyor. Maç dümdüz win.
Bakın dümdüz win. Ama şöyle bir durum var ki normal build'de bu dakikadan sonra yani şu eşyalardan sonra çöpsün. Bitiyor çünkü artık 3 eşyadan sonra senin gücün gitgide azalıyor. Doğal olarak şu anda kastığım build ise tam tersi. Ne oluyor lan? Vay atladı kafama bir anda. Bu kadar mı? Vay tamam git kanka ben de geliyorum arkandan. Warby'yi. Bana attın tamam. Heriften yük alamadım. Bu neydi? Bütün CC'sini attı bana. Düz vuruş atamadım herife o sürede. Bir de kaçtı oradan. Vay'ın şu build'ini hiç sevmiyorum suikastçı build'ini. Çelik yürek yük alamadım o üzdü beni. Önüne doğru W koydum. Gel şuraya bir düz vuruş atayım tamam. Güzel. Geri geldi adam. Raylardan şey geliyor. Slow geliyor ona şu an. Bir de attım arkaya. E'ye basamasın diye önünü kapattım diyeceğim de kapatamadım. Kaçtı yapacak bir şey yok. Şuraya pushlayalım. Sevdiğim yanlardan birisi normalde bu kadar kişi bana geldiğinde aralarında bu kadar gezemem. Çünkü ciddi anlamda beni tokatlarlar yani sabah akşam keserler. Ama ölmedim. Aha Baron aldı takımımız. Burada fightlar çıkmış. Destek atmıyorum maçı uzatmaya çalışıyorum çünkü. Keşke Baron da alamasaydık o da güzel olurdu. Şurada base'imi atayım. Bozma lan base'imi. Cidden mi? Abi yemin ediyorum 0.2'yi gördüm bu arada. Tamam buradan yük kasacağız öleceğiz belli oldu. Lisandar kanka flash'ın sadece bana mı bekletiyorsun? Meraklıdan soruyorum. Şundan bir yük alacağım. Güveneden bir yük alalım. Bırak bir yük alayım. Neyse alamadım. Çocuk sanki şey gibi flash geldikçe dur bir sinince gideyim flash atayım demiş gibi hali var. Ha dert mi değil bu arada umurumda değil. Sabaha kadar atsın da. Normal bir oyunda olsaydı şu anda bu hareket onu oyun kaybettirirdi. Cidden şu anda yani sence maçtaki hedef ben miyim? Buradan karamür bütün yükleri gittiği için satıyorum. Ne alsam Zonya falan mı alsam acaba ya? Gel çok tankım abi Zonya'ya da ihtiyacım yok ki. Şu büyücü eşyalarına bakayım ne alabilirim? Şu an çok kararsız kaldım ya. Bu Rabadon tamam. Madem troll bir eşya dizilimi al sana troll. Şimdi ben ekstra AP alıyorum uğursuz korumadan. Rabadon'un da AP alacağım. Bundan tanklık kazanıyorum. Son eşyada bir tane tank eşya alırım. Mesela bir MR veren bir şey. Gerçi MR'a gerek yok rakipte ama zırh veren bir şey alırız. Ne oldu abi? Bir anda yüksek zırhı, yüksek canı olan ve Rabadon'la birlikte ekstra hasar çıkartabilen bir sint çıktı ortaya. Late oynadığımız için de ekstra buradan sürekli can gelecek. Can arttıkça AP'm artacak. Çok sevdim. Bu arada takım maçı satıyor şu anda. 5-11 olmuş ahri. Güzel. Bizim için güzel. Maç uzayacak. Bakalım maçı taşıyabilecek miyiz? Yani düşük yerde de çalışmıyorsa bu hiçbir yerde çalışmaz. Hemen taptan bir push alıyorum. Bu arada keşke tahrip alsaydım. Bak onu unuttum. Bu kadar tank olduktan sonra bu kadar yüksek canla tahriple çok güzel hasarla vurabilirdik kuleye. Bir arada int sinç deneyeceğim. Kısmetse. Güzel olur. Ah be bir tane yük alacağım bir topu. Bu arada hepsini keserim şu an. Bak farkında değiller ama çok güçlüyüm. Hepsinin gelmesini bekliyorum sadece ultimi açmak için. Ben kite attım ona. Ultimi açtım bu arada artık fight'ın zamanı geldi. Şu çocuğu arkaya attım. Düz vuruş attım. Tamam. Aferin oğlum Yone. İçlerinde geziyorum şu an sadece. Çok eğlenceli. Sen gel arkaya doğru. Tamam. Var mı başka gelen? Kesemezler ki ben abi o hasar çıkmaz yani. Özellikle full AD bir takımdan. This try mı? Oğlum ulti kaçırdın lan. Tren'in ne günahı var? Base'im atıyorum. Hani normalde savunmak istemem tamam Tren gerçekten kötü oynuyor ama hani sen de mükemmel oynamış gibi davranmazsan sevinirim. İşte abi genel olarak oyuncularda çok sık görüyorum bunu. Sanki sadece takımındaki oyuncu kötü oynuyor. Kendi hiç hatası yok. Muhtemelen birçok dostumuzun düşük yerden çıkamama sebebi de bu. Yani kendi hatalarını görmek yerine başkasını suçlamak daha cazip geliyor insanlara. Ben de mesela maç kaybettiğimde şurada hata yaptım, böyle hata yaptım ya da takımım şunu yaptı falan diyorum. Ama kendi hatalarımı da görüyorum ve biliyorum ne olduğunu. Her ne kadar siz tertemiz oynasanız da maç kaybedebilirsiniz yahut siz de hata yapıp maç kaybedebilirsiniz. Bu da normal bir şeydir. Aslında şunu bilmemiz gerekiyor. Herkes her maçta iyi oynayamaz. Şu an burayı bir halledelim abi. Burayı kestik. Şuna bir yük aldım. Kate'ine gideceğim. Ghost'u bastım. Arkaya attım çelik. Yürek yükü aldım. Alamadım. Neden? Bundan alayım. Senden de alayım sanki gel. Q açmayı unutmuşum bu arada. Şu an fark ettim. Aferin olmakın. Tebrik ediyorum kendimi. Q açamadığım için adamlara slow veremedim ve kiteleyemedim. Normalde hepsini keserdim. Neyse birazdan kısmetse keseceğiz. Rabadon da bitti. Şimdi ne oldu abi? 5000 canımız var. 500 AP'miz var. 140 zırhımız var. Sadece MR'ımız yok. MR'a da ihtiyacımız zaten yok bu takıma karşı. Şimdi bana yüksek zırh veren bir eşya lazım. Ama benim tavsiyem şöyle gün ateşi gibi bir eşya almak. Neden? Çünkü gün ateşi pelerini sizin canınızdan sikeri olan bir item. Bizim de canımız malum ki yüksek bu oyunda. Zaten bizim olayımız yakma ve insanların yanında gezip sürekli Q bırakmak değil mi? Öyle. Tankız adamın içinde gezdiğimiz zaman ekstra hasar da vuracağız gün ateşi peleriniyle. Yani bu bizim için aslında biçilmiş kaftan. Bir hasar eşyası kadar hasar vuracağız. Gelelim çocuktan büyük alalım. Gel bak işim yok seninle. Sadece bir yük alıp gideceğim. Ama hareket hızın benden fazla mı? Fazla. Tamam. Arkaya attım. Bir tane zırh attım. Bay bay. Şimdi gelip paşa paşa minyonlarımı alabilirim. Maçı uzatıyorum bakın. Normalde bu kadar uzatmam hiçbir oyunu. Kasıtlı olarak. Ama burada uzatmam gerekiyor ki. Yani scale olduğumdaki halimde görmek istiyorum. Tapta bir fight mı kazanılıyor? Kazanılmasa güzel olurdu. Şuraya gidelim bir yük alalım biraz. Maçı da bitirelim mi artık ya? Ne diyorsunuz? Bence yeterince kuvvetli olduğunu gördük. Ama yine de eğleniyorum onu söyleyebilirim. Çok tankım çünkü. Arkaya attım. Tamam. Yük kastım çıkıyorum. Hadi görüşürüz. Şurada base'imi atabilirim. Rakipten herkes geldi. Çıkış şart atmıştım bu arada. Bambi'nin közü bitti. Buradaki fight'ta güzel bir yük kasarım gibime geliyor. Şöyle bir ultimi açtım. Şuradan bir yükümü aldım. Gel Caitlyn. Caitlyn'den bir yük alacağım. Caitlyn altıma kapan koyuyor. Vay sen o kadar üst düzey bir oyuncu musun lan? Nasıl ezildin o zaman?
Ezilmemişsin gerçi. Skorun iyi. Şimdi dostlarım bu arada bu düşük bir elo ve düşük yarıda böyle bir hareket kimse yapmaz. Yani şu an Caitlyn direkt hani ben Smurf'üm. Yani Smurf derken hani belki Gold'dur, Plat'tır falandır ama bu Elo'ya ait değil, dümdüz. Yani benim CC'min altına CC koyması, Lissandra'nın bu kadar çok CC bana atması falan pek normal değil. Yani burada Trine dümdüz kendi Elo'sunun oyuncusu ama diğerleri hiçbir şekilde bu Elo'nun oyuncusu değil. Onu net şekilde söyleyebilirim. Keza Kalista da öyle. 100 altına ihtiyacım var. Gidelim bir yerden bir 100 altın kasalım abi. Şu eşyayı da çıkartalım ve maçı bitirelim artık. Çünkü maçın uzaması genelde sevdiğim bir şey değildir. Ama deney yaptığım için full bulti halimi görmek ve gücünü test etmek isterim. Canım bayağı fazla şu an. Takım bu arada fight kaybediyor. Kalista'nın orada ne işi var? Baron gitti galiba. 1v5 mi atacağım Baron'da? Tek sıkıntı Ghost'umun olmaması. Base atıp eşya alıp direkt Baron'a koşacağım. Adamların Baron olmasını engelleyeceğim. Yoksa maç kaybedilir. Gün ateşini de aldım. Gidiyorum. Bakın şu anda 5500 canım var. 190 zırhım var ki ultiden 100 geliyor. Yani 300 zırhım var diyebiliriz buraya. Şu an son derece güçlüyüm, onu söyleyebilirim. Farmlara pushlayacağım. Buradan Neş'e doğru move'layacağım. Gerçi almayacaklar mı Neş'i? Ben gideyim bir ward atayım da oraya. Gelirlerse haberim olsun. Midi bir wave daha pushlayalım. Şimdi artık abi bizim için maça dönme vakti. Şundan bir yük almak istiyorum. Tamamdır, yükümü aldım. Kaçtın, hadi görüşürüz. Baksana Lissandra sürekli yanında bitiyor ya. Ama sizi keserim bak, kaşınıyorsunuz şu an. Uyandırayım. Öleceğiniz yani illa. Şöyle. Tamam, gel bakalım. Arkaya attım. Çelik yürek yüküm kastım. Tamamdır. Kendisi ulti bastı. Bu arada fena slobiyorum şu an. Lissandra bizi bozan bir çar. Ama o kadar tankım ki şu anda hiçbir şey ifade etmiyor. Öne W bıraktım. Ignite hareket dışına attım. Tamamdır. Zonyas. Bakın Lissandra işte böyle bir çar ya. Çok yoran bir çar. E'sini bekliyorum E'ye atmak için. Gerek kalmadı. Tamamdır. Warwick. O ne abi? Çocuğun ghost'u da gitti. Tamam. Bu arada onlar canımın yarısını bile açamadılar ya. Arkaya attım. Çelik yürek yüküm kastım. Tamam, öldü burada. Tamamdır. Gayet güzel. Gördüğünüz gibi 1v5 yazdığında normalde ben sinçle atarım da. Bu ulti de çok rahat atlıyor, onu söyleyebilirim. Yani şu anda 500 AP'm var. 300 zırhım var. Ki 500 AP ulti açtığında da artıyor. Onu da söylemek isterim. Rabadon'la falan dehşet hasar çıkıyor. Bu ulti aşırı sevdim. Ama dediğim gibi her maç uygulanır mı tartışılır. Tanka ihtiyacınız olduğunuz maçlarda niye olmasın? Gerçi Çelik Yürek gidiyor mu yine sezonu bilmiyorum. Tamamdır. Şöyle Ghost'u bastım bir hareketsiz için. Arkaya attım. Çelik Yürek yükü. Bay bay. Ultim dönüyor. Ama ultime 100 mana. 100 mana dolsun, öyle gireyim bari şuraya. Ultim basınca çünkü Q'da basabileceğim. Mana yenilemesi kazandırıyor biliyorsunuz. Tamam, ultiyi açtım bakın. Şimdi blue var gibi şey yenileceğim. Mana yenileceğim. Tabii rakip bunu bilmiyor. Hemen şu an bir şerek yürek yükü. Güzel. Bir manayla adamlar neler yapıyorum. Ah, Caitlyn geldi. Caitlyn biraz fazla vurabilir bize. Ay. Canı %5'in altındayken tahsildar şey yapıyor ya, direkt infaz ediyor. O yüzden o kadar hasar yedik. Normalde o kadar hasar yemeyiz. Ama şu an gerçekten çok güzel bir build. Yani takımın tanka ihtiyacı olduğu ve rakibinizde mümkünse yakıncı varsa Trine gibi sürekli olarak bir çelik yürek yükü kasabiliyorsanız mükemmel, çünkü 1200 çelik yürek yükü gerçekten zor. Şu an kendimi şey gibi hissediyorum, çoket gibi. Kimse beni kesemiyor ama herkese hasar veriyorum. Çok enteresan bir şey. Şu Hextech ejderini alıp direkt Hextech ruhuyla birlikte maçı bitirebiliriz. Vay, Kalista'yı kesiyor şu an. Vay, oraya kadar nasıl geldi, ne kadar rahat geliyor, enteresan. Adamlar bu arada süper minyonların geldiği ve minyonların yetmeyeceği bir noktada kuleyi kuşatmaya çalışıyorlar. Şu an bayağı hatalı bir hareket. Warwick kötü bir ulti kullandı. Tamam, Makoy'un CC'sini bekliyorum bakın. Tamam, CC'yi de uyguladı. Ignite de bıraktım Caitlyn'e. Arkaya eli attım. Pozisyon dışı kaldı. Sen nasıl canını çekiyorsun lan öyle benim üzerinde ağır yaram varken? Oo! Öldüm. Caitlyn ne vuruyor öyle? Valla Caitlyn güzel eritiyor bizi. Maç GG mi, bitti mi? Caitlyn'e fena hasar yemişiz. 4500 hasar. Bayağı iyi. Ya şöyle yapabilirim. Son eşya olarak çelik kaplamalı çizmeyi satarım. Şuradan Anathema'nın zincir kılıcını alırım. Bu Caitlyn'in hard counter'ı. Bir sıvışma potu daha aldım. Yani hareketsiz sıkıntısı yaşayacağız ama Ghost'um olduğu için şu anda çok problem değil. Maçtan bizi çıkartın dümdüz lose zaten. Yani dediğim gibi rakipte çünkü hani Smurf falan bir çocuk var. Ama Caitlyn'i bu saatten sonra salacak mıyım? Hayır. Şu bunun olması lazım bu arada. Ruh ejderiydi bu. Warwick? Enteresan. Tamam, burada bir fight olacak galiba. Gelin. Makoy ulti açması lazım. Ha, şey bastım ultimi. Ghost'umu da bastım. Bu arada ben kıpırdayamıyorum şu an. Lissandra, ha bunlar ikisi Smurf arkadaşlar. Okey. Araya attım Caitlyn'i. Caitlyn sadece sağ kaleye bıraktı. Maç kaybedildi galiba burada. Anladığım kadarıyla. Evet, Lissandra'nın neden bu kadar fokus attığını şimdi anlayabiliyorum. Bu adamlar normal değil. Tamam, burada benim minyon tutmam lazım. Minyon yokken bitiremezler maçı. Anathema'yı da Caitlyn'e basmayı unuttum. Şu Q basmam lazım burada. Slow vereceğim Arif'e. Arkaya attım. Çelik yürek yükü kastım. Minyonları tuttuğum için sıkıntı yok. Minyona bayağı geç gelecek. Kalista ölmezse diyecektim ki öldü. Yapacak bir şey yok, maç bitti. Gerçi bitmiş gözükmüyor şu an. Minyonlar geldi ama ya bitti bitti. 10 saniyede bitirirler bunlar. Çünkü Trine var. Trine çok hızlı kule alan bir karakter. Direkt eritecek de kuleyi. Aynen. Yani Warwick yetişir ama ikisini kesmesi biraz zor. Evet, Maokai. Tamam, Trine ultisi var.
Ama yeterli mi? Trine bitiremedi. Bir Caitlyn'i görmem lazım. Anatemi basmadım az önce. Benim hatam. Tam maçı anlatmak daha önemli oluyor çoğu zaman. Bir de bayağı uzun süren bir maç ve öğreticiliği yüksek bir maç olduğunu düşünüyorum. Böyle uzun süren maçlarda çok fazla hata yapılıyor. Tek sıkıntı benim Caitlyn'i şu an herhangi bir yerde görmem. Heh. Tamamdır. Anatemi bastım. Aa, bitirmeye gidiyor. Bitti galiba maç. Warwick ulti tuttur. Warwick. Oho. Neyse. Oy Warwick ne vuruyorsun? Tamam, bir tane daha vur. Güzel. Caitlyn'den güzel troll. Şu an tehlikeli tek kişi Thrain Demir. Yani Thrain'i tutmamız lazım. Bu merkeze vurmasın diye. Aa, Yone geliyor bak. Sırayla geliyorlar ya. Şimdi Yone deniyor. Bu kim öyle? Kalista. Niye? Tamam. Ahri kesiyor şeyi, Yone'yi. Şu an oradaki fight'a dahil olmak istemiyorum çünkü bottan bir şeyler yapılabilir. Thrain de burada. Vay yok bu arada. Vay piyasada olmadığı için şu an bekleyeceğim burada biraz. Hmm, adamlar burada birleşti bakın. Fight kaybediyorlar şu an. Geldim. Buraya kazanabiliriz. Geldim Maokai. Dayan oğlum. Ultimi bastım, geldim. Lissandra'yı arkaya attım. Tamamdır. Ghost'a bastım. Bu arada arkadan bir kaçmaya çalışanlar var. Yone kaçmaya çalışıyor. Hemen gideyim ona bir. Heh. Abi bu arada Caitlyn gel buraya. Sende anatema var. Daha hızlı sarıyorum senden. Öldün mü ya? Güzel. Şurada base'imi atabilirim. Caitlyn'e bayağı vuruyorum şu an. Ama adamın çektiği canı gördünüz mü? Tamam, şurada canımızı dolduralım. 7000 canım var. Hayatımda hiç bu kadar tank bir sinch oynamadım. He, şu Yone'yi arkaya atalım. Üzeri donuz atladı. Ama Caitlyn'i def. Caitlyn. Git burada. Tamam. Arkaya attım. Güzel. Bu düştü. Lissandra bottan bir şeyler yapmaya çalışıyor. Çizmem olmasanız zararları. Yani şu anda şey, gün ateşini satıp çizme alabilirim. Çünkü çok sıkıntı yaşıyorum. İmitörler devreye girdi. Artık biraz daha güvendeyiz. Ama böyle uzayan maçları hiç sevmem. Hep söylerim. Yani derim ki şu an maç çok uzuyor. Gereksiz uzuyor. 500'den ping atıyorum. Hextech ejderi olduğu için. Yani şu Hextech ruhunu rakibe verirsek büyük slow yiyoruz. Maç direkt bitebilir. Hızlıca bunu alıp base atmamız lazım şu an. Ruhu biz aldık. Güzel oldu. Şurada base'imi atabilirim artık. Bu arada gün ateşini satacağım. Yani bu bizim için biraz troll oldu. Şu eşyayı alacağım. Çünkü hareket hızım hiç yok. Abi hiç sevdiğim şeyler değil bunlar benim. Burada bir fight arıyor rakip. Hemen gidelim desteğe. Lissandra'nın slow'u için bu eşya güzel oldu. Tamamdır. Lissandra'ya fokus atıldı. Ama gerek var mı bilmiyorum. Araya attım Thrain'ı. Hepsi yan yana durursa daha çok hasar vururum. Güzel. Vay nerede? Vay ölü. Caitlyn piyasada yok. Siz gidin. Şunu al. Tamam, Caitlyn ormandan geçmeye çalışıyor. Bakın uyanık. Bir akıllı sensin kanka. Şöyle öne doğru bir W koydum. Evet. Arkaya attım. Düz vuruş. Evet. Bütün yeteneklerini kaçırdı ama adam hasar çıkmıyor. Deli gibi can yeniliyor. Ultim de bitti. Ağır yarası bitti yani. Ah. Pasif vurursa öleceğim. Tamam. Güzel. Bitti maç. Bu kadar abi. Rakip backdoor yapmaya çalışmasaydı bu maç burada bitmezdi. Kendileri kazanabilirdi ama sıkıntı yok. Ama zaten söylediğim oldu. Late game'de bu char. Bu build de güçlü demiştim. Gerçekten de güçlü. Gördüğünüz gibi. Yani tutamıyorlardı resmen bizi. Caitlyn o kadar fed olmasına rağmen bir tek o hasar vurabiliyordu. Anatem aldıktan sonra o da bayağı düştü. Önemli olan tabii maçı kazanmak değil. Zaten yani tabloda her şey gözüküyor. Vurulan hasar, kasılan altın, ekranda gördüğünüz gibi. Bir tane bile honor gelmedi. Yazıklar olsun. Onun için de bir şey demiyorum bu arada takıma. Harbi nankörmüşsünüz lan zibidiler. Ben olmasaydım dümdüz lose alacaklardı gerçekten. Hani takımdaki bütün kerilerden iki kat fazla hasar vurmuşum. Ve merak ettiğim tankların hasar. Ne kadar hasar tankladım? Şöyle alınan hasara gelelim. Evet. 90k hasar almışız abi. Yani gerçekten iyi bir hasar tankladık. Bu maç Singe farklı bir tat geldi. Normal Singe'den çok farklıydı ama göstermek istediğimiz de buydu. Sözüm vardı, tuttum dostlarım ve 50 dakikalık süren bir maçta gerçekten yorucuydu. Beğenmenizi ümit ediyorum. Bugünlük benden bu kadar diyelim. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım öğretici olmuştur. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar. Bu arada abi bu Thrain hasar ne ya? Yemin ediyorum böyle bir hasar hayatımda hiç görmedim. Kapat. Kapat. Kapat videoyu. Bittiğini zannetme. Tekrar karşılaşacağız.